Merhaba arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Doğrusal fonksiyonla ilgili orta düzey sorularımızla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. F doğrusal fonksiyon olmak üzere F1, 3, F2, 10 eşitlikleri veriliyor. Fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu tarz sorularda şıklardan da gidilebilir arkadaşlar. Örneğin x yerine 1 yazınca 3'e eşit olacaksa, bakın x yerine 1 yazdım, 3'e eşit. X yerine 2 yazınca 10'a eşit olmasını istiyorum. X yerine 2 yazdığımda 6'ya eşit. Demek ki bu olamaz. X yerine 1 yazdığımızda 7-4'ten 3 oldu, sağladı. X yerine 2 yazdığımızda 14-4'ten 10 oldu, sağladı. Demek ki cevabımız bursaymış arkadaşlar. Şimdi konuyu yeni öğrendiğimiz için yine de bildiğimiz yöntemle devam edelim. Arkadaşlar fx eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyon. X yerine 1 yazdığımızda 3'e eşit. O zaman a artı b 3 olur. X yerine 2 yazdığımızda 10'a eşit. 2a artı b eşittir 10 olur. Arkadaşlar üstteki ifadeyi eksiyle genişletiyorum ve iki ifadeyi topluyorum. Eksi a artı 2a'dan a, eksi b artı b'den 0, eksi 3 artı 10'dan 7. A'yı 7 buluruz. Şuradaki eşitlikten a yerine 7 yazalım arkadaşlar. B'yi de eksi 4 buluruz. 7x eksi 4 şeklinde deneyerek bulduğumuz şıkkın aynısını buluruz. Gelelim 2'ye. R'den R'de tanımlı bir fonksiyon var. Fx fonksiyonun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı nedir? Arkadaşlar x'e 0 vererek y ekseni kestiği noktayı buluruz. 0 verdik, eksi 6. Güzel. Zaten buradaki ifade y eşittir fx ya arkadaşlar. Y ise eksi 6 geliyor. Şimdi y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir 3x eksi 6, x'i 2 buluruz. İşte arkadaşlar x ekseni kestiği nokta ve y ekseni kestiği nokta budur. Toplamı da bize eksi 4'ü verir. Grafik çizerek gösterelim. X 0 için y ise eksi 6, y 0 için x 2 şöyle bir grafiktir arkadaşlar. Bakın burası x ekseni, x ekseni 2 noktasında kesiyor. Burası y ekseni, y ekseni eksi 6 noktasında kesmektedir. R'den R'de tanımlı bir doğrusal fonksiyonumuz var. İfade verilmiş f eksi 1 nedir diyor. O zaman arkadaşlar fonksiyonumuzu doğrusal fonksiyon olduğu için ax artı b şeklinde yazalım. Burada fx artı 1 ifadesi x yerine x artı 1 yazınca ax artı a artı b eşit. Bunu yazalım arkadaşlar. Ax artı a artı b artı f2x oluşturalım. X yerine 2x yazıyorum. O zaman buradaki ifade yerine yazdığımda 2ax artı b gelmekte, 9x artı 7. Arkadaşlar ax artı 2ax 3ax'tir. A artı 2b eşittir 9x artı 7 oluyor. Madem bu ifadeler birbirine eşit, x'li ifadeler eşit olmalı. Sabitler de birbirine eşit olmalı. 3a 9'a eşit arkadaşlar. A'yı 3 buluruz. Burada a artı 2b ifadesi 7 eşit. A yerine 3 yazdığımızda 2b'miz 4'tür. B'yi 2 buluruz. Fonksiyonumuz neye eşit oldu? 3x artı 2'ye. F eksi 1'i soruyor. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 3 artı 2'den eksi 1 cevabına ulaşırız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. F3 artı f1 nedir diyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir doğru var. Doğru olduğuna göre bu bir doğrusal fonksiyondur. O zaman denklemimizi yazalım. Ax artı b. Bakın x 0 için y'sinin 3 olduğunu biliyorum. X yerine 0 yazdığımda 3'e eşit olmalı. O zaman b'miz buradan 3 gelir arkadaşlar. X 2 için y'sinin 0 olduğunu biliyorum. Burası y eşittir fx ya. O yüzden y yerine 0 yazdım ve x yerine 2 yazdım arkadaşlar. A'yı eksi 3 bölü 2 buluruz. Fonksiyonumuz eksi 3 bölü 2x artı 3 olmuş oldu. F3'ü bulalım. X yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Buradan eksi 9 bölü 2 artı 3 gelir. Ve F3 eksi 9 artı 6 bölü 2'den eksi 3 bölü 2 gelir. F eksi 1'i bulalım. Burada arkadaşlarım x yerine eksi 1 yazdığımda eksi 3 bölü 2 eksi 1 artı 3. 3 bölü 2 artı 3'den buradan da 9 bölü 2 gelir. Bu iki ifadeyi paydası eşit olduğu için toplayabilirim. 9 eksi 3'den 6 olur. 6 bölü 2'den cevabımız 3 gelir. D
doğrusal fonksiyon olmak üzere f bileşke fx 16x artı 6 verilmiş. Fx'i 1 nedir diyor. Arkadaşlar fx yerine ax artı b yazalım. Bakın şuraya onu yazacağım. F ax artı b eşittir 16x artı 6. Peki bu ifade nedir? Şurada x gördüğüm yere ax artı b yazdığımda arkadaşlar a çarpı ax artı b. Bakın x yerine bu ifadeyi yazdım. Sonra artı b ifadesi geliyor. 16x artı 6 oluyor. İfademi düzenleyeyim. A kare x artı ab artı b 16x artı 6 oldu arkadaşlar. Şimdi f'i 1 değeri kaç olabilir demiş. Bak olabilir diyor. Neden diyor acaba? Şimdi açıklayacağım. Arkadaşlarım a kare x var. Burada da 16x var. Madem bu iki ifade birbirine eşit. X'in katsayıları birbirine eşit olmalı. A kare eşittir 16 geldi. Bak buradan a 4 ve eksi 4 geliyor. Arkadaşlar diğer bir ifade ise sabit ab artı b eşittir 6'ya eşit. Eğer a'mız 4 ise 4b artı b eşittir 6'dan 5b 6, b'yi 6 bölü 5 buluruz. A'mız eksi 4 ise arkadaşlar buraya yazdığımda eksi 4b artı b eşittir 6'dan eksi 3b 6, b'yi eksi 2 buluruz. Yani karşımızda iki tane fonksiyon var. Bunlardan birincisi arkadaşlarım a 4 iken b 6 bölü 5 geldi. 4x artı 6 bölü 5. Bunlardan diğeri arkadaşlar a eksi 4 için b ise eksi 2 geldi. Eksi 4x eksi 2 ifadesi olmuş oldu. A'yı ve b'yi bu ifadelere göre yerleştirdim. Buraya göre f eksi 1 eksi 4 artı 6 bölü 5'ten eksi 20 artı 6'dan eksi 14 bölü 5 geliyor. Buraya göre arkadaşlar eksi 4 çarpı eksi 1 eksi 2'den 4 eksi 2 2 değeri geliyor. Şıklarda 2 var. O yüzden bize kaç olabilir demiş. Demek ki birden fazla değeri oluyor arkadaşlar. Buradan onu çıkartacağız. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere tanım kümesi eksi 1 3 kapalı aralı değer kümesi 3 11 olarak veriliyor. F 0 nedir diyor arkadaşlar. Yani tanım kümesi, bu tanım kümesinde fonksiyonun sonucu bu aralıkmış. Şöyle yapalım mı? Arkadaşlar bu bir doğrusal fonksiyon ise ax artı b şeklinde bir fonksiyon olmalı. Tanım kümesi eksi 1, 3 aralığı dediği için bu x ifadesi eksi 1 ile 3 aralığında olmalı. Kapalı parantez olduğundan dahil alıyorum. Ax diyor arkadaşlar. O yüzden her tarafı a gibi bir ifade ile çarpıyorum. Peki a'mız burada ne acaba? Onu da düşünelim arkadaşlar. Şimdi eksi 1 3 aralığı var. 3 11 var. A burada negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Pozitifmiş gibi düşünüp bir yapalım arkadaşlar. Eksi a küçük eşit ax küçük eşit 3a. Sonra artı b diyor. Her tarafa artı b ekledim. Eksi a artı b küçük eşit ax artı b küçük eşit 3a artı b oluyor. İşte burası fx'in görüntüsüdür. Bu da 3 11 aralığındaymış arkadaşlar. Şöyle yazalım 3 11 ya da buradaki ifadeyi şöyle yazabilirim. Köşeli parantez olarak çünkü küçük eşit demiş. Eksi a artı b virgül 3a artı b yazabilirim. Ve bu ifade 3 11 şeklinde buna eşit arkadaşlar. Şimdi birinci ifadeyi 3'e eşitliyorum. Eksi a artı b 3. İkinci ifadeyi 11'e eşitliyorum arkadaşlar. 3a artı b eşittir 11. Yukarıdaki ifadeyi eksiyle genişletip toplayacağım. A artı 3a'dan 4a, b'ler gitti. Eksi 3 artı 11'den 8, a'yı 2 buluruz. A'mız 2 ise eksi 2 artı b eşittir 3'ten b'yi de 5 bulmuş oluruz. O zaman fonksiyonumuz 2x artı 5 şeklinde bir fonksiyon. X yerine 0 yazdığımızda burada 5 değerine eşit olur arkadaşlar. D doğrusal fonksiyon olmak üzere ifadeler verilmiş. D1 nedir diyor arkadaşlarım. O zaman oluşturalım. Bakın fonksiyonumuz ax artı b şeklinde bir fonksiyon. Dx bölü 2 nedir? A çarpı x bölü 2 artı b'dir. D2x nedir? A çarpı 2x artı b'dir. D3x ise
a çarpı 3x artı b'dir. Buradaki 3 ifadeyi topladığımda arkadaşlar, bakın a parantezini alıyorum. X bölü 2 artı 2x artı 3x gelmekte. 3 tane de b var. 3b'ye eşit olmakta. Ve bu ifade 11x eksi 3 eşit. Şurayı toparlayalım arkadaşlar. Burası nedir? Buradan 5x gelir. 5x artı x bölü 2'den 11x bölü 2 gelir. Artı 3b eşittir 11x eksi 3. Madem bu iki ifade birbirine eşit, burada x'in katsayısı 11, burada da 11a bölü 2. Bunlar birbirine eşit olmalı arkadaşlarım. A'yı 2 buluruz. Burada da 3b eşittir eksi 3'ten b'yi eksi 1 buluruz. Şimdi fonksiyonumuz belli. A'mız 2, b'miz eksi 1. B1 nedir diyor? X yerine 1 yazdığımızda 2 eksi 1'den cevabı 1 buluruz. F fonksiyonu reelden reele tanımlanmış. A sıfırdan farklı ve fx eşittir ax artı b doğrusal fonksiyon olmak üzere 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar a sıfırdan farklı olduğu için bu fonksiyon birinci dereceden olan bir fonksiyondur. Ve grafiğimiz de şu şekildedir arkadaşlar. Böyle bir grafiktir, böyle bir grafik ya da şöyle bir grafik fark etmez. Bir tanesini al. Şimdi f 1'e 1'dir diyor. Bunun için dikey doğru testi yapıyoruz. Çizdiğim mavi dik doğrular siyah doğrumuzu sadece bir noktada kesiyor değil mi arkadaşlar? O yüzden 1'e 1'dir. Neydi 1'e 1'lik? Tanım kümesindeki her bir eleman sadece bir elemanla eşleşmeli. Gördüğünüz üzere şuradaki x değeri için bir değeri var. Buradaki x değeri için bir değeri var. Buradaki x değeri için bir, buradaki x değeri için bir değeri var. O yüzden dikey doğru testinde fonksiyonu sadece bir noktada kesiyorsa o fonksiyon bire birdir arkadaşlarım. Evet, bu şekilde yorumlamış olduk. Birincisi doğrudur. D örtendir diyor. Şimdi gelelim değer kümesine. Arkadaşlar bu fonksiyon bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Peki y değeri ne oluyor? Artı sonsuza gidiyor. Bu fonksiyon şöyle aşağı doğru eksi sonsuza doğru gidiyor arkadaşlar. Y değeri nedir? Eksi sonsuza gidiyor. O zaman buradaki fonksiyonun, bu doğrusal fonksiyonun görüntü kümesi eksi sonsuz artı sonsuz arasındadır. Yani arkadaşlarım reeldir. Burada da değer kümesi için ne demiş? Reel demiş. Reelden reele gidiyor. Gördüğünüz üzere buradaki fonksiyonun y değeri arkadaşlar bütün reel sayıları kapsamakta. O zaman buradaki değer kümesinde boşta eleman olmayacak. O yüzden de örten bir fonksiyon olacak. İkincisi de doğru. D içi nedir diyor? Arkadaşlar içine olamaz. Çünkü değer kümesinde boşta eleman yok. O yüzden bu değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Burada A sıfırdan farklı olarak düşünmemizi istemiş. Peki A sıfır olsaydı ne olurdu? Bence bu soruyu bir düşünün arkadaşlar. Gelelim 9'a. Fonksiyon reelden reele, fx fonksiyonu doğrusal fonksiyondur demiş. F a eksi c nedir diyor. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarımız ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. En fazla birinci dereceden olabilir. Oysa burada üçüncü dereceden bir ifade var ve ikinci dereceden bir ifade var. Bakın x kare x küp. Bunların olmaması gerekiyor. Katsayılarını sıfıra eşitleyip bunları yok edelim. C eksi 4 eşittir sıfırdan. C'miz 4'tür. Buralar sıfır mı oldu? Evet. O zaman arkadaşlar a yerine eksi 2, c yerine de 4 yazdığımızda oluşan ifade eksi 8x eksi 2 artı 4'ten eksi 8x artı 2 geldi. A eksi c diyor. Eksi 2 eksi 4'ten f eksi 6 nedir diyor. X yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 8 çarpı eksi 6 artı 2'den 48 artı 2 cevabımız 50 geldi. 10. soruda hangileri doğrusal bir fonksiyona aittir diyor. Arkadaşlarım birincisine bakıyorum. Birincisinde evet sabit bir fonksiyon var dolayısıyla doğrusaldır. İkincisine bakıyorum. İkincisinde bu şekilde yani ax artı b şeklinde bir fonksiyon olduğu için doğrusaldır. Peki üçüncüsü doğrusal mı? Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar bu fonksiyon bir parçalı fonksiyondur. Ne demek istiyorum? Çünkü x'in şuradaki aralığında kırmızı fonksiyona eşit, x'in buradaki aralığında
Yeşil fonksiyona eşit. Ayrı ayrı düşündüğümüzde arkadaşlarım, bu bir doğrusal fonksiyondur. Evet, parçalı fonksiyon ama doğrusal fonksiyon. Peki, bizim doğrusal fonksiyonlarımız nasıl olmalıydı arkadaşlar? Ax artı b şeklinde olmalı. Ya sabit ya böyle olmalı. Burada ne var? İkisini birleştirmiş. O zaman arkadaşlar bu da doğrusal fonksiyondur. Cevabımız Edirne'dir. Gelelim 11'e. Aşağıda doğrusal f fonksiyonun değer tablosu verilmiştir. f-1 nedir diyor. Şimdi doğrusal fonksiyon dediği için arkadaşlar ax artı b şeklinde yazıyorum. X 1 için y'si 5. O zaman x yerine 1 yazdığımda a artı b'yi veriyor. X 2 için y'si 12. 12 eşittir 2a artı b. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi eksiyle genişletip toplayalım. Eksi 5 artı 12'den 7 geldi. Eksi a artı 2a'dan a geldi. Eksi b artı b'den 0 geldi. A'yı 7 bulmuş olduk. Şuradaki ifadeden a yerine 7 yazıp b'ye ulaşalım. B'yi de eksi 2 bulduk. O zaman 7x eksi 2'den f eksi 1 nedir? X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 7 eksi 2'den cevap eksi 9 geldi arkadaşlarım. Evet gençler, böylelikle 41. testin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.